Zamanında odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah'a karşı kulluk vazifesini yapar, kimsenin ekşisine, tatlısına karışmazdı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınlarında bir köy daha vardı. Onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan medet beklerlerdi. Oduncu bir gün, "Şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim de pazarda satarak ekmek parası kazanırım. Hem de bir kavmi Allah'a isyandan kurtarmış olurum," diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verdi. Dağa doğru giderken karşısında acayip suratlı pis bir adam çıkarak nereye gittiğini sordu. Oduncu, "Halkın Allah diye taparak Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum," dedi. Adam oduncuya, "Ben şeytanım. Bu ağacı kesmene müsaade etmiyorum," deyince zahit oduncu şeytana çok kızmıştı. Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançeri boğazına dayadı. Şeytan zahide, "Ey zahit, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar müsaade etmiştir. Fakat gel bu ağacı kesme. Seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim. Sen de ağacı kesmekten vazgeç. Hem el ağacı tapıyormuş. Günah işliyormuş. Senin neyine gerek? Altının al işine bak," dedi. Adam şeytana bırakmıştı. Şeytan adama akşam yatıp sabahleyin yatağının altına bakmasını söyledi ve anlaşarak ayrıldılar. Adam ağacı kesmekten vazgeçip evine dönmüştü. Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına baktığında altını gördü. Gayet memnun olmuştu. İkinci gün oldu. Fakat bu sefer şeytan altını koymamıştı. Adam kızıp baltasını aldığı gibi dağa ağacı kesmeye gitti. Fakat yolda yine şeytanla karşılaştılar. Adam şeytanı iyice kızmıştı. Görünce, "Seni sahtekar seni, kandırdın değil mi beni?" diyerek üzerine hücum etti. Fakat evvelkinin tam tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altına aldı. Adam şaşırmıştı. Bu nasıl hal der gibi şeytan yüzüne bakıyordu. Şeytan, "Hayret ettin değil mi? Niçin bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim. Dün sen Allah rızası için ağacı kesmeye gidiyordun. Seni değil ben, dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine inemezdik. Lakin şimdi Allah rızası için değil de sana altını vermediğim için kızdığımdan gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldum ve sana ağacı kesmene müsaade etmeyeceğim," dedi. İnsan bazen Allah'ın rızasına karşı nefsinin veya başka insanların rızasına göre hareket edebilir. İradesini dünyevi maslahatlar için yanlış da kullanabilir. Bunlar her ne kadar zahiren kazanmış gibi görünse de netice itibariyle kaybederler. Bu konuda Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanı şöyle uyarıyor: "Kim insanların rızasına karşı insanlar gücense bile Allah'ın rızasını gözetirse insanlardan gelen sıkıntılara karşı Allah onu korur. Kim de Allah'ın rızasına karşı insanların rızasını gözetirse Allah o insanları ona musallat eder. Onların insafına bırakır." Evet, bu hikayemizin sonunda değerli Şair Radyo dinleyicilerim, abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Eğer yorum yaparsanız bendenizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın.